Bilişim teknolojileri, yüksek teknolojilerin sunduğu imkanlar doğrultusunda enformasyonla bilginin insanlar ve bilgisayarlar tarafından elektronik ortamda yeniden yapılandırılması, işlenmesi, aktarılması, sergilenmesi, biriktirilmesi, organizasyonu ve kullanılmasıdır bilgi işlem ve bilgisayar alanlarındaki gelişmelerin iletişim alanına uyarlanmasıyla varlık kazanan yeni medya düzeni ise yüksek ivme hızı ve süreklilik gösteren teknolojik dönüşüm sürecinin birbiriyle bağlantılı yeniliklerinin laboratuvar ortamından çıkartılıp piyasalarda tüketime sunulmuş ve iletişim etkinliğinin sosyoekonomik değerine koşut olarak günlük yaşamın ayrılmaz birer parçası haline gelmiş ürünleridir. Bu programda yeni medya düzeni, bilişim teknolojileri, sanal cemaatler, kamusal alan ve sanal demokrasi anahtar kavramları üzerinde durulacaktır. Bu programı izledikten sonra yeni medya düzeni içinde kamusal alan ve sanal demokratik yapılanma nasıl okunmalıdır sorularına yanıt bulabileceksiniz. Yeni medya kavramı bilişim teknolojilerinde yaşanan devrimsel yeniliklere paralel olarak 2000'li yıllara doğru multimedya, çoklu ortamlar kavramının yerine kullanılmaya başlanmıştır. Burada bilişim teknolojileri ile kastedilen yüksek teknolojinin sunduğu imkanlar doğrultusunda enformasyon ile bilginin insanlar ve bilgisayarlar tarafından elektronik ortamda yeniden yapılandırılması, işlenmesi, aktarılması, sergilenmesi, biriktirilmesi, organizasyonu ve kullanılmasıdır. Multimedya ise veri, metin, görüntü ve ses gibi farklı iletişim biçimlerini tek bir şebeke içinde bütünleştiren bir platformken, bilişim teknolojilerinin ürünü olan yeni medya dijital bir medya olmanın çok ötesinde etkileşimli yani interaktif bir enformasyon dağıtım aracıdır. Örneğin internet ve internet sayesinde milyonlara ulaşabilen Facebook ya da Twitter gibi uygulamalar yeni medya içinde ilk akla gelen ve öne çıkan teknolojilerdir. Yeni medya bir bölümü bilgisayarlara yani bilgi işleme özgü işlemleri, diğer bölümü de haberleşme, telekomünikasyon ve yayıncılık gibi iletişim araçlarına özgü yapıları barındıran çift yönlü ve melez bir medyadır. Yeni medya düzeni birbirleriyle bağlantılı dört önemli süreçte merkezi bir rol oynamaktadır. Bu süreçler moderniteden postmoderniteye geçiş, endüstriyel toplumdan enformasyon toplumuna geçiş, küreselleşme ve merkezi jeopolitik ulusal sistemin dağılmasıdır. Buradaki ortak nokta, yeni döneme ait toplumsal formasyonda bilişim teknolojilerinin gelişimi üzerinden hem üretici güçler ile üretim ilişkilerinin betimlenmesi, hem de bu dönüşümlerin dünya ekonomisinin bütünleşmesine kaçınılmaz kıldığı öngörüleridir. Bu bağlamda yeni medya, dünya ekonomisinin politikasının ve kültürel hayatının son dönemde yaşadığı yoğun bütünleşme sürecine gönderme yapan küreselleşmenin de en önemli nesnel temellerindendir. Dünya çapında devrimsel gelişmelere yol açan bilişim teknolojileri yeni bir toplumsal düzen için gerekli tüm maddi temelleri hazırlamışlardır. Sute'ye göre yeni dönemin temelinde bilişim teknolojilerinde yaşanan ve bazen söz konusu gelişmelere neden olan bazen de bunları kolaylaştıran hızlı teknolojik dönüşümler yer alır. Bu teknolojiler belli özelliklere sahiptir. Bu özellikler enformasyon ve bilişim sektörlerindeki maliyetlerde görülen dramatik düşüş, bilişim ve bilgisayar teknolojilerini tek noktada birleştiren dijital buluşma, uluslararası elektronik ağ ilişkilerindeki hızlı büyüme olarak ifade edilebilir. Yaşanan tarihsel kopuş Dünya tarihinde daha önce işine rastlanmadık oranda kalabalık insan gruplarının oransal olarak kendilerinden çok daha fazla insan gruplarıyla daha yoğun ve çeşitli iş biçimleri üzerinden dünyanın pek çok köşesinde ve daha eşit bir zeminde sürece katılarak gerçek zamanlı rekabette yer almasıyla mümkün hale gelmiştir. Yeni medyanın en karakteristik argümanı olan internet birçok olanağı beraberinde getirir. İnternetin sunduğu olanaklar öncelikle ses, görüntü, imaj ve metni birleştiren niteliğinden kaynaklanır. İnternet yerel, ulusal ve uluslararası erişim olanakları sağlayan, bu anlamda zaman ve mekânla sınırlı olmayan küresel bir iletişim biçimidir. İnternet hem giderek atomize olan ve yalnızlaşan hem de içi dönük ve sıkılgan kişilik yapıları nedeniyle gündelik yaşamda toplumsallaşamayan bireyleri, Facebook, Twitter, Instagram gibi programlar aracılığıyla hem de internet siteleri ve kişisel bloglar gibi araçlarla diğerleriyle iletişime girmelerine imkan vermekte ve kişilere adeta görünmez sicimlerle birbirine bağlayan yeni bir kamusal alana dönüştürmektedir. Siber uzay sayesinde ulus devletlerin coğrafi uzamsal oluşumları ortadan kalkarken ulus devlete ait değerlerin yerini de çok daha küçük elektronik topluluklara ait değerler almaktadır. Sanal cemaat olarak adlandırılan bu küçük gruplar siber uzayda kişisel ilişki ağlarını şekillendirmek üzere yeterli sayıda insanın yeterli uzunlukta kamusal tartışmayı yeterli insani hislerle gerçekleştirdiği zaman ağda ortaya çıkan postmodern kabileler olarak görülür. İçe dönme ve küçülme tehlikesi sadece sanal cemaatlerle de sınırlı değildir. Yeni medya düzeninde bireylerin büyük kısmı kendilerine iletilecek enformasyon ile görüşleri, kendi bakış açıları ve tercihleri doğrultusunda kısıtlamak suretiyle kişiselleştirme sürecine girerler. Örneğin kişi Last.fm, Spotify gibi müzik sitelerinden kişisel bir hesap açıp tercihleri ve beğenileri doğrultusunda kendi müzik evrenini oluşturabilir. Alternatif bir kamu ortamına dönüştüğü iddia edilen internetin yeni kamusal alanı oluşturduğunu öne süren Ryan Gold, her isteyene açık erişim, gönüllü katılım, kamuoyunun rasyonel tartışmalara katılan vatandaşlar birliği tarafından oluşturulması, devletin ve örgütlü iktidarların özgürce eleştirisi gibi unsurlara da vurguda bulunur. Bu anlamda sanal ortamın demokratik yapılanmaya elverişli olması öne çıkar. Modern siyasal düşüncede, demokrasi ile ilişkiselliği bağlamında kamusal alan konusu, Habermas'ın eserlerinde geniş yer bulmuştur. Habermas, bir toplumsal yaşam alanı olarak ele aldığı kamusal alanı, ortak çıkarlar sorunu etrafında enformasyonun dolaşıma sokulduğu ve görüş alışverişinin yapıldığı, bu sayede kamuoyunun biçimlendiği bir tartışma alanı olarak tanımlar. Modern toplumun gelişimi paralelinde kitle iletişim araçlarının toplumu biçimlendirici rolü üzerinde durarak bunların kamusal alanın başlıca kurumları olduğunu söyler. Günümüzde neredeyse yer kürenin tamamını kıskacına alan ve iletişim sosyolojisi yazınında genellikle yeni medya olarak adlandırılan yüksek teknoloji ürünleri bir yandan geri dönüşü olmayan bir biçimde hükümranlıklarını ilan edip toplumsal yapıyı tümüyle dönüştürürken diğer yandan da başta medya ve siyaset olmak üzere toplumsal kurumlara yeni anlamlar yüklemektedir bilişim teknolojileri olarak da bilinen yeni medya düzeni sayesinde geçmişten devraldıkları kültürel kodlar, idare edildikleri yönetim biçimleri ve sahip oldukları ekonomik sistemler her ne olursa olsun tüm kültürler giderek dönüşmekte ve benzeşmektedir. Bu sistemde gerek enformasyona ulaşım, gerek iletişim, gerekse yeni bir kamusal alan noktalarında siber uzay, neredeyse hiçbir sınırlamanın söz konusu olmadığı yeni bir evrene işaret eder. Bu programda yeni medya düzeni içinde kamusal alan ve sanal demokratik yapılanma nasıl okunmalıdır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi İletişim Sosyolojisi ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.